Önder Serdar Bey. Evet. Bize kendinizden bahseder misiniz? Merhabalar arkadaşlar. İsmim Serdar Yıldırım. 1972 doğumlu, 45 yaşımda. İçimde hep motorum olsun, motor birisi kalan, motor camiasını girmeye çalışan aranızdan biriyim. Yıllarca özel bir sektörde çalıştıktan sonra işlerimin yoğunluğu nedeniyle çalışırken bu amacımı gerçekleştiremedim. Fakat ilk iş emekli olunca bir motor almak sevdasına düştüm ve uzun süren bir araştırma yaptım. Tabii bu araştırmanın içerisinde motorcularla yaptığım röportajlar, konuşmalar, ikinci el dükkanları, internet, forumlar, rahmetli altın elbiseli adamın videoları, Rahmi Barutçu'nun videoları, bu tip bir sürü araştırma içerisinde girdim. Daha önce 3 sene vitesli bir Çin malı, Shaper dediğimiz Çin malı ile 2000 km yol yaptım. Almış olduğum AK ehliyetimin acemiliğini attım. Ama dedim ki ben eğer tekrar bir motor alacağım zaman ileride, çalışmayı bıraktıktan sonra alacağım motor otomatik olmalı. Şehir içinde kullanabilmeliyim, şehir dışına çıkabilmeliyim. Vitesle uğraşmamalıyım, dikkatim dağılmamalı. O yüzden bir scooter almalıyım şeklinde zaten bir kafamda bir şey oluştu. Ama hangi scooter? Honda Forza 300 mü? Yamaha X-Max 250 mi? Piaggio X-On 350 mi? Suzuki Birdman mı? Efendim söyleyeyim. Ya da diğer Joymax gibi böyle Kore malı, Çin malı ürünler mi? SYM gibi ya da KYM gibi ürünler mi? Ama biraz motor zaten tehlikeli. Zaten biliyorsunuz kazalar oluyor. O yüzden dediler ki ustalar Japon'dan şaşma. Ne yapalım dedik? Ya Yamaha, ya Honda, ya da Suzuki. Bu tarihlerden birini kullandılar bana. Araştırmalarım sonucunda 250'lik bir Shaper Çin malı kullanan birisi olarak ikinci motorumu alacak iken tekrardan 250 mi almalıyım, 400 mü almalıyım, 250 mi almalıyım, 500 mü almalıyım diye bir telaşa kapıldım ve bir bunun mücadelesine girdim arkadaşlar. Aradaki en büyük fark neydi? Ustalar derdi dedi ki artçılık kullandığınız zaman 250 ile uzun yol yaparsanız iki motorla hava soğutmalı. Yani skuterların geleni söylüyorum. Daha marka vermiyorum sizlere. Markayı birazdan konuşacağız. Skuterların 250 ve 400'lük, 500'lük arasındaki farkları şu şekilde açıkladılar. Uzun yola çıktığınızda dediler ustalar, eğer arkanızda artçı varsa, yolda bir konvoydaysanız, ani bir şekilde kaçışlarınızda, ani bir şekilde sıyrılışlarınızda ve kalkış ve duruşlarınızda CC olarak 250 motorların tatmin etmeyeceğini, daha sonra bu motorları kullanıp CC arttıracağınızı söylediler ve dediler ki başlamışken 400 ya da 500'den başlayın. Yani bunu şehir içinde de hissedersiniz. İstanbul trafiği, Bodrum trafiği, yoğun trafikler olan yerlerde de maalesef araçlar bizi motorları araçtan saymadığı için bir şekilde önümüze kırdıklarında arkamızda artçı varken o gücü elimizde sadece hissetmemiz gerekiyor. Dolayısıyla gaza açtığımızda aradan çıkmalıyız ve kaçmalıyız. Yani bu aslında tavsiye edilen bir durum değil. Ama bunu yapmak zorunda kaldığımızda bu 400'lük, 500'lük motorların gazı açarken ki o ivmelenmesini 250'de hissedersin ama güveni daha iyi verirler ustalar. Ve dolayısıyla 250 arayışlarım, 400 arayışlarım, 500 arayışlarım biraz da kafamda bu 400'lük bu ani atak ve kaçma ve biraz güç artçıyı da düşünerekten 400'lük almaya karar verdim. Diyeceksiniz ki hangi motor aldın? Şimdi altında olan motor Yamaha'nın X-Max 400 modeli. Aynı zamanda bu motorun Yamaha X-Max 250 modeli var. Zaten herkes bilir, herkes araştırır. Yamaha bir tık daha önde diğer skuterlara bu hacimlerde. Baktığımız zaman bu hacimlerde Honda Forza 300, bunun muadili. Ya da Joymax 250, SYM Joymax 250. Ya da Piaggio X-On 350. Veya Suzuki Birdman 200. Onun çünkü 200, 400, 650 diye gidiyor. Bu segmentte de bu motorlar var. Baktığımız zaman gerçekten şimdi şöyle söyleyeyim. Tabii Suzuki Japon malı, Piaggio İtalyan malı. Motorlar süper, motorlar çok güzel. Fakat ikinci elleri ağır, ikinci elleri yavaş. Fakat konforuydu, işte aksesuarıydı daha böyle farklı tabii motorlardan daha farklı özellikleri var. Fiyatları da biraz bu motorlara göre ikinci elleri, araştırma yüksek. Dolayısıyla ne yapacağız? Bu motora gideceğiz, bu motora bir satacağız. Satarken ne yapacağız? Elimizden çıkaracağız. Çıkarırken ne yapacağız? Hızlı çıkaracağız. Dolayısıyla hani derler ya Türkiye'nin
tren arabasında Clio'yu alırsın, satarsın. Motorlara da araştırdığım zaman X-Max 250'nin ve 400'ün hızlı bir şekilde elden çıkardığını görebiliyorum. Dolayısıyla ben de memur zihniyetli bir adam olarak tekrar o motoru çıkarttığımda hızlı çıkartmak ve diğerini de satmak isteyeceğimden dolayı en çok tercih eden, Türkiye'de en çok kullanıcısı fazla olan ve en çok forumlarda adı geçen olan X-Max 400'den yana tercihimi biraz önce anlatmış olduğum sebeplerden dolayı kullandım. Yani zaten 1250'lik kullanıcısı olarak, bir testi kullanıcı olarak tekrardan 250'ye binmek istemedim. Aynı zamanda uzun yol, yani 300-400 km'lik yolları da kullanacağımdan arkamda arşiyle 1300. Evet, genel olarak bir motoru tanıtabilir misin bize? Elbette, tabii ki tanıtayım. Motorumuz arkadaşlar Yamaha'nın X-Max 400 olan Maxi Scooter sınıfındaki bir motor. Ana olarak baktığımız zaman motorumuzda ön tarafta keskin iki tane far var. Aynı zamanda bu farların altında gündüz lambaları, gündüz led farları var. Gündüz motor çalışma yanan. Önlerde gördüğünüz gibi ön tekerde çift ABS, çift disk ABS. Ön teker 15 can arkadaşlar. Arka tekerimiz de gene disk olmakla beraber 13 can. Arkadaşlar bu motorun X-Max 250'den bir farkı var. 250'lik Yamaha X-Max'in egzozu biraz daha dar ve biraz daha yukarıda. Bu 400'lük motordaki egzoz kalın ve aşağıda. Dolayısıyla dar alanlardan geçerken bu egzoz biraz sorun yaratabilir. Fakat bunu zamanla motora oturduğunuzda, kullandığınızda onun o genişliğini belleğinize yazıyorsunuz. Aslında çok da önemli bir şey değil. Netice itibariyle bu motorun X-Max 250'ye göre sele genişliği yaklaşık şöyle baktığımız zaman bir 5-6 santim daha fazla. Yani oturduğu sele ile yolcu ve kullanan ve yolcu daha rahat bir oturuma sahip. Baktığımız zaman zaten diğer skuterlerle gibi ara koymaları standart. Arkaya böyle bir 52 litre orijinal Yamaha top kes bağlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu kask iki tane, bu top kes iki tane tam kask alıyor. Kasklardan yeri gelmişken, yani bunu bagaj olarak kullandığımız için şöyle seleyi kaldırdığımızda gördüğünüz gibi gene bir tam kask, gene bir tam kask ve ortada böyle gene bize bir bölüm kalıyor. Dolayısıyla bu motorda, bu scooter segmentlerinde baktığınız zaman başka hiçbir maxi scooter'da 250 ve 400'lerde böyle bir bagaj açmıyor arkadaşlar. Ya bir tam, bir yarım kask alıyor, ya iki tane yarım alıyor. İki tane tam kask alan tek scooter modelidir. X-Max 400 ve X-Max 250. Tekrar şöyle döndüğümüz zaman gördüğünüz gibi motorumuzun geri ayakçaları ve ileriye doğru şundan bahsedeyim biraz. Bunlar da disk korumalık dediğimiz motora takılan sonradan aksesuar olup motor yere yattığında hem bacağınızı içeride kaldığı için motor buraya düşeceğinden hem de motorunuzun grenajını koruyan bir aksesuar ki bunu ustalar şiddetle öneriyorlar. Scooter tıpkı motorlara kesinlikle demir aksam, demir koruma takılmıyor. Böyle plastik aksamlarla bu işi bir şekilde bertaraf ediyorsunuz. Arkadaşlar normalde motorumuzun camı şurada olan kendi orijinal camı. Ben uzun yolda kullanacağım için ustaların yine dediğine göre tur camı olan daha yüksek bir cam, orijinal Yamaha aksesi olan tur camını aldım motoruma. Kendim montajımı yaptım. Yüzden üzeri, yani yüz üzeri süratlere çıktığınızda oturduğunuz zaman motora cam burada olduğu için kas seviyesinde rüzgar boğar ve sizi rahatsız eder. Dolayısıyla şöyle kullandığımız zaman kaskımızın üzerinde hafif bir esinti olur ve bu rüzgardan ve dengeden sizi korur. Dolayısıyla uzun yolda belli bir sürate çıktığınız zaman motorumuza daha yukarıda olan bir tur camı takıyoruz. Tekrar şerit yamaçlı kullandığımız anda orijinal camı olan, daha bunun kısa olan camını takıyoruz. Şöyle bir göğsümüz var arkadaşlar. Göğüsten bahsedeyim sizlere. Göğsümüzde sol tarafta sürat ibremizin olduğu kadran, yaklaşık 180 ya da 200 civarında bir son görüntüsü var. Sağ tarafta ise 9000 devir saatlik bir devir saatimiz var. Arkadaşlar ortada ise saati, dış hava sıcaklığını, depodaki yakıtı, motor aletini gösteren, aynı zamanda da günlük kilometre, sıfırlama, ana kilometre, yağ değişimi, tayış değişimi gibi uyarı ekranları var. Aynı zamanda bildiğiniz gibi diğer
Şöyle bir çalıştıralım motorumuzu. Bildiğiniz gibi işte sinyal ekranları, efendim söyleyeyim, farlar, ABS lambası, bu yaklaşık 5 km sürate ulaştıktan sonra sönüyor arkadaşlar. Şöyle yaptığımız zaman, evet. Ben kendim ortaya aksesuarcılardan buldum, böyle uydurduğum bir telefon tutucu kullanıyorum. Bu telefon tutucu da navigasyon, telefonla konuşma, kulaklık karşı kullanıyorum. Dolayısıyla işimizi görüyor arkadaşlar. Burada benzin depomuz var. Hemen önde gayet kolay bir yerde açıyorsunuz. Kapağını çevirip ondan sonra yakıtını alıyorsunuz. Tekrar kapağını kapatıyorsunuz. Demin size selelerden ve topkeşten bahsettim. Düşünmüş yapın demiş ki ya iki devirde bunları mı açacağız kardeşim? Yani motoru durdur, kapıyı aç, onu aç. Ne yapmış? Hemen ön torpidoda bir tane kilitli sol cep, bir tane de kilitsiz sağ cep koymuş. Gördüğünüz gibi sigara, cüzdan, ufak tefek eşyalarınızı buraya koyuyorsunuz. Buraya da kilitleyebileceğiniz şeyleri, mesela ben Spark'ın kartını aldım. Şimdi birazdan Kadıköy'e gideceğiz. Bunu burada bırakacağız. Aynı zamanda bu XMAX 400'lerde son 2018 model hariç 12 volt çıkışı yoktu arkadaşlar. Ben orijinal XMAX 12 volt çıkış ünitesini aldım ve biraz da elimden geldiği için kendim montajını yaptım. Dolayısıyla baktığınızda telefonum şarjda, kulaklığımda ve navigasyonum var. Tabii siz isterseniz buraya bir tane pet ayaklık, efendime söyleyeyim teker işlerine stickerlar veya farklı bir top case ya da farklı bir cam, aksesuarlarımız geniş. Yama aksesuar konusunda gerçekten cömert davranmış arkadaşlar. Dolayısıyla ama aksesuarlar da biraz pahalı. Mümkünse bunların ikinci ellerini bulabilirsiniz internette, Letgo gibi diğer bu tip uygulamalardan, Epsa'dan yanılabilirsiniz. Şimdi motorumuz demiştik ki 400'lük. Arkadaşlar bu 400'lük makinanın 32 beygirlik gibi ciddi anlamda bir tork ve beygir gücü var. Bunu da dediğim gibi arkada artçı olduğu zaman bir rampa çıkarken atıyorum, geçsem mi geçmesem mi demiyorsunuz arkadaşlar. Açınca geçiyorsunuz. Ama 250 cc'lerde arkada artçı varsa açtığınızda tereddüt edip tekrar kapanıp sağa kaçabiliyorsunuz. Böyle bir şey yok. Motor yani bir ok gibi fırlıyor. Bu motorun arkadaşlar 100 saniye çıkma saniyesi yaklaşık 5-6 saniye civarında. Düşünün yani trafiktesiniz, kırmıştasınız, açıyorsunuz ve çıkıyorsunuz. Dolayısıyla acaba arkadaşlar için tabii bunu pek tavsiye etmem ama bir motor geçmiş olan arkadaşım rahat bir şekilde 125'lik ve 250'likten 400'e geç yapabilir. Dediğim gibi 32 beygirlik bir motora 210 kilo bir ağırlık var arkadaşlar. XMAX 250'de bu ağırlık 180 kilo. Aralarında bir 30 kilogram gibi bir fark var. Bu da motoru kullanırken ağır olduğu için insana bir güven hissi veriyor. Hani motor altınızdan kaçacak gibi böyle sıkacak bir durum yok. Gayet oturaklı bir sürüş hissediyorsunuz arkadaşlar. Şimdi genel olarak motorun özelliklerinden size bahsettim. Bu ABS olayını anlattım. ABS de gerçekten çok önemli arkadaşlar. Bunu ABS kullanıp ABS kullanmadığım motorumda da iki motorda kullandığım için ABS'de arkadaşlar ön ve arka freni dengeli bir şekilde sıktı zınk diye duruyorsun. Bir arabadan farkı yok. Ne titreme ne sağ kayma. Yani şase dengesi, fren dengesi ve kullanılan malzeme kombine fren sistemi ABS'yi birleştirince motorumuza güvenli bir duruş sağlıyoruz. Şimdi bu motorların ikinci el fiyatlarına değinecek olursak aşağı yukarı hangi modeli ne kadar? Elbette konuşalım onlarla çünkü çok araştırdığım için gayet bir bilgi sahibiyim. Öncelikle istersen motorun sıfır fiyatından başlayalım. Bu motorumuz 2016 model 6000'de XMAX 400 modelimizin. Şöyle bir araştırma yapıldığında fiyat aralığının aksesuarlı aksesuarsız olarak da söylemem gerekirse ama genel konuşursam 25 ile 28 arasında iyi bir makine, iyi bir motor alabiliyorsunuz. Baktığınız zaman motorun şu anki Yamaha şovlarında 2018 modelinin fiyatı 36.000 TL arkadaşlar. Biliyorsunuz büyük bir oranda vergi ve zam geldiği için. Motorumuzun fiyat performans olayına bakarsak eğer araştırdığınız zaman 36.000 TL'ye sıfır bir motor almaya gücü yetmeyen arkadaşların 2016 model bir 400 makinayı dediğim gibi 25-28 TL civarlarında aksesuarlı aksesuarsız araştırmalar sonucunda alabilirler. Dolayısıyla XMAX 250'nin fiyatlarını da söyleyeyim bu arada size isterseniz. XMAX 250'den ziyade yeni kasa olarak XMAX 300 çıktı aslında. Direkt 250 artık es geçelim çünkü yeni kasa ve yeni sistem, yeni akıl Keigo, anahtarsız çalıştırma sistemi.
Evet, otomatik çekiş kontrol sistemi. Yine birkaç frenaj. Onun da fiyatı arkadaşlar 300'lük makine, başka bir farklar yok arasında. Onun da fiyatı 0-29 lira. Onun da ikinci ellerine baktığımız zaman 22-26 arasında dolanan bir piyasası var arkadaşlar. Dolayısıyla 22-26 dedik, 25-28 dedik. Arada 2-3 bin liralık bir farklar var. Bu dediğim özelliklerden kaçış, arkada arçıyla rahat kullanış, hızlanma gibi özelliklere önem veren arkadaşlarım bence bu makineler arasında 400'lük almasından yanayım. Çünkü ben bunu çok iyi bir şekilde araştırdım ve test etmiş biri olarak söylüyorum. Arkadaşlar motoru kullanıyoruz, motoru alıyoruz, biniyoruz. Fakat ne yapacağız? Herkesin dediği gibi ekipman. Ekipman çok önemli arkadaşlar. Motor da biliyorsunuz, gerçi çoğunuz araştırmışsınızdır. Motorda 40 üzerine çıktığımız zaman arkadaşlar, eğer düşersek kurtulma şansımız hemen hemen %20, %10 gibi çok düşük bir rakam arkadaşlar. Çünkü ekipmansızsak, eğer ekipmansızsak 40 km süratle düştüğümüz anda kaporta hep deriz ya biziz diye. Düşüş şeklimize göre, şansımıza göre kafamızı mı, boynumuzu, bacağımızı mı ne kıracağımız, nasıl bir hale geleceğimizi bilemeyiz. Dolayısıyla öncelikle arkadaşlar benim size önerim, gördüğünüz gibi bu açılan kapanan bir kask. Bu böyle olduğu zaman yarım, böyle olduğu zaman tam. Benim size önerim monoblok tam kasklar var, açılmayan. Sadece vizörü açılan arkadaşlar, vizör. Monoblok yani, ama bu bütçeye göre tabi olan bir şey, onlar çok pahalı. Öyle bir şey alın. Alamıyorsanız yarım açılan bu tip bir kask tercih edebilirsiniz kullanıcılara. Yani bu orta seviye bir kasktır. Vizörü vardır. Ondan sonra baktığınız zaman burada ön vizörü kaldırdığınız zaman burada güneş gözlüğü gibi bir ışıktan rahatsız etmeden kullanılan bir parçası vardır. Ve bu vizörler arkadaşlar buradan çıkarılarak değiştirebiliyor. Zamanla bunlar çiziliyor, kirleniyor. Bunlar o kadar pahalı değil. Önemli olan kaskınızı almanız. İçinde kulaklara ve kafaya destek olan üniteleri vardır. Yani iyi bir kask alın. Araştırın. Dediğim gibi ikinci elde alabilirsiniz. Bir kask alıyorsunuz. Mümkünse tam kapalı, yoksa yarım kask. Arkasından arkadaşlar şöyle üzerimde gördüğünüz bir ceket ya da mont tabir ettiğimiz, düştüğümüz zaman bizi dirsek, omuz, sırt bölgesinden koruyabilen bir ürün almaya gayret edin. Arkadaşlar bu ürünü alırken ise içerisinde hem mont olsun, hem pantolon olsun, hem çizme olsun, içerisindeki ürünlerin Kevlar denen madde iyi içerdiğine emin olun arkadaşlar. Şimdi arkadaşım aşağı indirdiği için aşağıdan başlayayım. Ayağımda gördüğünüz olan çizme yarım bir motor çizmesi. Aslında tam almayı planlıyordum fakat bütçe yetmediği için şu an yarım aldım. Dolayısıyla pantolonun içerisinde ön tarafta şöyle gördüğünüz gibi bir, baktığınız zaman şöyle bir koruyucu Kevlar malzeme var. Ve çizmemizin de önü ve şu incik kemiği dediğimiz iki tarafta koruyan, burunda koruyan ve topukta koruyan sert maddeden oluşan bir yarım bot şeklinde düşünelim. Araya ise dizlik gibi bir şeyle doldurabiliriz eğer çizmemiz yoksa. Çizmemiz varsa zaten çizmenin boyu buraya kadar çıkıyor. Buradan da bu bölümü kapatıyor. Aynı zamanda üzerinde olduğum kotun yine burada kalça yanlarında, yani uyut kemiği yanlarında olan iki tane koruyucu aparatı var. Arkadaşlar düştüğünüz zaman ilk olarak temas ettiğiniz noktalar incik kemikleri, kaval kemikleri, diz, yan uyluk, dirsek, omuz, sırt ve kafa. Dolayısıyla bizim bunları bir korumamız gerekiyor. Aslında ilk olarak düştüğümüz, temas ettiğimiz nokta ellerimiz arkadaşlar. Dolayısıyla ellerimiz için de bir eldiven gerekiyor. Elimizi tutmamız gereken. Onu da şöyle göstereyim. Şöyle gördüğünüz gibi üst mekanizmayı ve alt mekanizmayı koruyan 1-2-3 tane kemiğimizi koruyan ve içinde düştüğümüz zaman burası ayağımızı, buradaki kemiği zedelemek için koruyucu parçalı eldiven. Bir eldiven. Ya eldivenlerin de çok çeşitleri var. Bunların da kaliteleri var. Önemli olan eldivenle yerde süründüğünüz zaman eldivenin yerde oluşan ısıdan etkiye yanmaması. Aynı şey ayakkabı, pantolon, ceket için geçerli. Dolayısıyla şöyle söylerdi Rahmi Barutçu derslerinde. Ortalama 100 km hızla gittiğiniz zaman, diyelim ki düştünüz. Dünya standartlarına göre 100 km hızla giden bir motosikletten düşen bir insan yaklaşık olarak 65 metre sürüklenir diyor Rahmi Barutçu. Ve diyor ilk 15 metresinde sürüklenmeye başladı, ilk 15 metresinde hiçbir şey olmaz. Ama 15'ten sonra geri kalan 50 metresinde ısı
kademeli olarak 770 dereceye çıkar diyor arkadaşlar. 770 derece. Evet Serdar'cığım, verdiğin bilgiler için sana çok teşekkür ediyoruz. Evet, ne demek, rica ediyorum. Çünkü ben bu işe gönül veren bir insan olarak diğer arkadaşların da tecrübelerden, bilgilerinden faydalanmasını istiyorum. Kısmet olsa arkadaşlar aldığım bu motor ile Bodrum'a dönmeyi planlıyorum. Yakın bir zaman içerisinde yaklaşık 700 kilometrelik bir yolculuk beni bekliyor. Bodrum'a gittiğimde motorla 700 kilometre yol yaptığımda bunu sizlerle paylaşacağım. Yani yol tecrübelerimi, nasıl gittiğimi, nasıl durduğumu, nasıl yattığımı, nasıl kalktığımı, motor üzerinde yapmış olduğum izlenimlerimi size paylaşacağım. Sayfamdan veya arkadaşımın sayfasından bakacaksınız. Oradan da yine artı bir seyahat yaptığımda ya da yeni bir şey duyduğumda bu videolar devam edecek arkadaşlar. Ben de aranıza yeni katıldım. Bilgilerimden faydalanırsanız veya bana olan bu anlatımlarımdan bir şekilde faydalanırsanız ne mutlu bana. Ne demişler arkadaşlar? Tek yerimize taş değmesin. Hoşçakalın.